Sevgili arkadaşlar, konumuz çevremizdeki insanların ve içimizden gelen seslerin bizi nasıl programladığı, bizi nasıl hipnoz ettiği veya bizi nasıl etkilediğidir. Bu videoyu sonuna kadar izlersen bu problemini nasıl çözeceğini anlatacağım. Değerli arkadaşlar, şu dünyada yalnız gibi görünsen de yalnız değilsin. Senin annen, baban var. Sen dünyaya geldiğinde ilk cümleleri onlar kullandı. Bununla beraber kardeşlerim var. Onların kullandığı cümleler ile sen ne yaptın? Şekillendin, programlandın. Veya okuldaki öğretmenin sürekli sana bir şey söyledi, arkadaşların. Ve sürekli konuşan, etrafında ağzı olan konuşur hesabı konuşan insanlarla beynimiz programlandı. İnsanın beyni bilgisayar gibi. Yani sen programlanabilir bir robot gibisin. Ve seni kim programladı? Annen, baban, kardeşin, komşun, arkadaşın, ablan, abin, eşin, çocuğun ve sürekli konuşan insanlar. Bunlar konuştukça sen onlara benzemeye başladın veya onların dediklerini yapmaya başladın veya onların cümleleriyle ne yaptın? Etkilendin. Senin hedefin var ama hedefine ulaşamıyorsun. Niye? Çünkü annen baban sana yapamazsın dedi. Sen tam harekete geçtin. Matematik konusunda senin yeteneğin var veya becerebileceğine inanıyorsun ama öğretmenin, matematik öğretmenin sana dedi ki bu formül çok zor. Bu konu çok zor. Bunu yapamazsın. O yüzden daha fazla çalışman lazım dedi sana. Yapamazsın diye seni programladı. Matematik konusunda ne yaptı seni? Etkiledi ve matematikte başarısız oldun. Bir projen vardı. Güzel, harika bir projen vardı. Arkadaşın belki haset ettiğinden dolayı, çekemediğinden dolayı sen yapamazsın dedi. Veya seni harekete geçirmek için, seni motive etmek isterken seni negatif programladı ve yapamazsın cümlesini duyduğundan dolayı harekete geçemedi. Dolayısıyla sen biyolojik robot gibi olduğunu düşün. Senin etrafındakiler, en yakınların seni negatif programladı. Bu zamana kadar harekete geçememenin sebebi bunlar olabilir. Önüne bir fırsat geldi şimdi örneğin. Dedi ki ben İsa Bey'in programlarına katılmak istiyorum veya videolarını izlemek istiyorum dedin. Senin yine çevrendeki insanlar yetersizlik sendromundan dolayı zaten sen bu işi de yarım bırakacaksın, hiç başlama. Veya sen zaten çabuk unutursun veya öbürü sende istikrar yok gibi cümlelerle senin başlamana bile engel oldular. Yani sen kendi kafandan karar veremiyorsun. Karar verdiğini zannediyorsun ama veremiyorsun. Çünkü seni annen, baban, kardeşin, abin, eşin, ablan, öğretmenin, komşun, en samimi arkadaşların ne yaptı? Yine seni etkilediler. Kendi kafandan karar veremiyorsun. Sadece bu mu değerli arkadaşlar? Hayır, bunlar da sadece seni programlamıyor. Bunları aradan çıkaralım. Bunlar gittiler. Herkes evine gitti, yattı. Ve sen evde tek başınasın. Uyumak üzeresin. Bu sefer vesvese geldi. Evham geldi. İç ses geldi. Sabahtan akşama kadar abinden, ablandan, annenden, babandan, komşudan duyduğun cümleleri tekrar etmeye başladı. Ya ben sana söylemedim mi? Matematik çok zor. Sen matematiği başaramazsın dedi. Veya ablanın dediği bir cümle var. Onu tekrarlamaya başladı. Sen işlerini tamamlamadın. Daha önceden hep yarım bıraktın. Bu işi de yarım yapacaksın. Tamamlayamayacaksın dedi. Bu ablanın söylediği cümleleri tekrar etmeye başladı. Sadece o mu? Senin arkadaşının, komşunun, kardeşinin, eşinin, çocuklarının söylediği cümleleri akşam sen yatarken, uyumaya çalışırken tekrar duymaya başladın. Yine programlandın. Programlandığından dolayı bir türlü harekete geçemiyorsun. Çünkü senin etrafındaki insanlar ve iç sesin seni devamlı ne yapıyor? Frenliyor. Peki nasıl çözeceksin? Nasıl çözeceğini ben sana söyleyeceğim. Şimdi sen şurada tarif ettiğim gibi Şu gördüğün biyolojik robot. Öyle gör. Bu sesi ne zaman net değil de bir ördek sesi gibi duymaya başlarsan, şöyle mikrofona yaklaştırayım. Bu sesi, bunun sesini veya seni negatif etkileyen insanların söylediği cümleleri ne zaman bir ördek sesi gibi duymaya başlarsan, yani şuradan girer, buradan çıkarsa, işte o zaman aldığın kararı yerine getirebilirsin. İşte o zaman harekete geçebilirsin. İşte o zaman başarıya giden yola adım atar ve sonuna kadar gidebilirsin. Demek ki bunun sesini net olarak değil, vak vak sesi gibi duymaya başlarsan o zaman problemleri çözersin. Peki hocam ben bunu nasıl yapacağım? İlk adım ne? İlk adım şu değerli arkadaşlar. Senin komşun seni negatif programlamaya başladı ve sen onu dinliyorsun. Yapamazsın, beceremezsin, zaten yaşlandın, bu yaştan sonra olur mu demeye başladı. Sen bu konuşurken ne yapacaksın? Onun söylediği cümleleri içten cevaplayacaksın. İçinden cevaplaman lazım, dışarıdan değil. Çünkü dışarıdan cevaplamaya başlarsan o zaman komşunla kötü olursun. Tamam, bunu bir kenara alalım. Ablan veya abin seni negatif programlamaya başladı. Sana dedi ki sen daha önceden başka işlere başlamıştın. Başladın, çok güzel başladın ama sonuna getiremedin. Sonuna kadar gidemedin. İşini bitiremedin. O işi tamamlayamadın dedi sana. O cümleleri söylerken etkilenmemek için sen de içinden cevap vereceksin. O hiçbir zaman başaramadın dediğinde sen içinden hiç mi başaramadım? Ben daha önceden şunu başardım, bunu yaptım, başarılı anlarım var, şu işe başladım, sonuna kadar gittim, şu işi de tamamladım diyerek içinden cevap verirsen o zaman bunun söyledikleri sana ne gibi gelir? Aynen bu şekilde gelir ve bu devreye girmez bile. Yani bu devreye girmeden sen ne yapman lazım? Negatif insanların programlarını şom ağızlı, muşmula suratlı, suratı mezar taşı gibi olan insanların kullandığı negatif cümleleri ne yapman lazım? Kafada bitirmen gerekiyor. Çözmen gerekiyor. Kafada bitirirsen o zaman vesvese hiç başlamıyor bile. Cevap vermen gerekiyor. Ama içinden. Dışarıdan cevap verirsen yalnız kalırsın. Şu dünyada hiçbir dostun kalmaz. Hiç kimsen kalmaz. Çünkü mükemmel insan yok değerli arkadaşlar. Ben de başarılı olmak istiyorum. Başkaları başardı. Ben niye başaramadım diyorsan o zaman bu tekniği uygulayacaksın. Bu tekniği uygularsan inşallah hedefine doğru yola çıkar ve emin adımlarla hedefe doğru ilerlerken zaten bu başarmamış, başaramamış sürekli negatif insanlar da arkada kalır ve senin etrafında sürekli başarmış, başarabilecek, emin adımlarla yürüyen, güçlü insanlarla dolar, mıknatıs gibi onları çekersin. Sen de başarabilirsin. Bununla beraber arkadaşlar biz zaten sizin yanınızdayız. Merak etmeyin. Bize başvuru gönderenler, hazır olanlarla biz ne yapıyoruz? Onları alıyoruz. Bu kişileri alıyoruz. Onların kafasının içerisinde onu engelleyen blokajları, iç sesleri azaltarak hedefine gitmelerine yardımcı oluyoruz. Hocam ben de istiyorum diyorsan ben de hızlı bir şekilde arzuladığım hedefe doğru emin adımlarla gitmek istiyorum diyorsan bizimle ön görüşme yap. Hemen videonun altında linkimiz var. Linkin üzerine tıklıyorsun, formu dolduruyorsun. Bu ön görüşmede senin durumunu inceliyoruz ve hedeflediğin duruma ulaşmak için sana bir plan hazırlıyoruz. Bu plan ile sen de hedefine ulaşmak için adım adım ne yapacağını çok iyi bileceksin. Eğer seninle iyi anlaşırsak ve profilin bize uyarsa seni de o zaman özel ücretli programlarımıza alırız. Özel programlarımızla sen de binlerce insan gibi hedeflerine kalıcı olarak ulaşabilirsin. Kabul onay değer varsa sende. Hazır olduğunu anladığımız zaman zaten seni ararız değerli arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki linke tıkla ve başvuru formunu gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kal.